Ardıç Bey, lütfen ama. Bakın yarın doktor kontrolünüz var. Ardıç Bey. Tamam, hadi. Bana bırakabilirsin, ben hallederim. Kusura bakmayın Star Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Koca bebek. Hop, al bakalım. Aa, insan karısının elinden zehir olsa içmez mi? Aç ağzını bakalım. Hı? Aç ağzını. Aç bakalım ağzını. Aç aç aç. Aç 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 aç. Aferin sana koca bebek. Sen nereye bakıyorsun? Bak şu davetsiz misafire. Bana mı bakıyor? Boş bakıyor. Yok. Başka bakıyor. Senin bu saatte burada ne işin var? Anahtarın nerede olduğunu biliyorum. Kimse görmedi, merak etme. Evet, kocan dışında. Ver şunu. İçeride bekle beni, kimseye görünme. Şimdi biraz sevgilimle ilgilenmem gerekiyor. Bu ne tedbirsizlik? Önce bir şeyler içelim, sonra azalt. Saçmalama, ne bir şey içmesi. Çıkmıyorsun odadan, hayır. Üvey onun için mi bu tedbirler? Eskiden daha cesurdun. Eskiden daha cesurdum. Çünkü risk almaya değerdin. Çünkü sevgilimdin. Ama en son hatırladığım kadarıyla terk edildim, değil mi? Bence eski bir sevgili için risk almaya gerek yok. Benim dönüp dolaşıp geleceğim yer hep burası olacak, değil mi? Neyin var senin? Şu hayatta beni senden başka hiç kimse olduğum gibi kabul etmiyor, biliyorsun değil mi? Bana mı söylüyorsun bunu? Seni yaratırken adını bile değiştiren kadına. Adımı da değiştirsen, beni baştan da yaratsan. Özümü biliyorsun. Kökümü. Kim olduğumu biliyorsun. Beni tanıyorsun. Tanımana rağmen gitmiyorsun. Gerçekten neyin var senin? Senin var. Bir tek senin var. Thank you.
Alo. Lütfen bana çoktan eve vardığını söyle. Çıktım işte, arabaya doğru yürüyorum. Ne oldu? Ya ne demek ne oldu? Uyuyakalmışız, geceyi burada mı geçirdin? İnanamıyorum sana. Ya ne var, ne olacak? Abartma bu kadar. Ne abartma? Hemşire Ardış'ın ilaçlarını vermek için erken kalkıyor. Ya seni gördüyse? Görmedi. Tamam mı? O beni görse ben de onu gördüm, değil mi? Büyük tedbirsizlik yaptık. Gerçekten çok büyük tedbirsizlik yaptık. Günaydın. Bu sabah nasılsınız bakalım? Günaydın Star Hanım. Yine ilacını içmek istemezse diye yardım edeyim dedim. Hayır hayır, bugün gayet iyi. Güzel. Her şey yolunda o zaman, öyle mi? Her şey yolunda. Peki o zaman ben biraz daha yatıyorum. Kolay gelsin. Ben göreceğimi gördüm. Oğlunuzu bekliyorum. Kolay gelsin. Doruk Bey. Yardım ister misiniz? Sabahın 6'sından beri sizi bekliyorum Doruk Bey. Niye, bir şey mi oldu? Biliyorsunuz ben burada çok yeniyim. Hanımefendiyi de çok iyi tanımıyorum henüz. Yani kimsenin günahını da almak istemem ama... Sonuçta buraya işe siz aldınız beni. Evet, devam edin lütfen. Ben dün gece bazı sesler duydum. Yatak odasından geliyordu. Yani önce televizyondan sandım, uyku sersemiydim falan ama konduramadım. Ne duydunuz? Sabaha karşı babanızın ilacını vermek için uyandım. Yukarıdan bir adam iniyordu. Genç bir adamdı. Merhaba Doruk Bey. Gül hemşire ben. Yani buluşacaklar. Adım gibi eminim. Dedi ki dün gece geldiğin gibi bu eve gelme artık dedi. Babanıza haber verdi. Telefonda sözleştiler. Buluştukları bir yer varmış.